Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bir İskandinav ülkesinde yaşasaydık bunlar aklımıza gelmezdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde 40 yıllık hırkı öğrenlerin DHKPC'sinden FETÖ'süne kadar nasıl kümelendiklerini, yuvalandıklarını ve bu ülkenin adeta bu vesayet mekanizmalarıyla boğuşarak bugünlere geldiğini bildiğimiz için böyle bir olay meydana geldiğinde ister istemez ilk aklımıza gelen tabii ki sizin dediğiniz gibi bir şüphe. Buna çok bu kazada ihtimal vermiyorum Turgay Güler. Tabii ki en nihayetinde olay daha çok sıcak ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konularla ilgili hazırlayacağı kaza kırım raporu bütün teknik detaylarıyla açıklandıktan sonra netliğe kavuşacak. Ama şu an ekranda izliyorsunuz ki bölgede hava şartları oldukça kötü ve bu oldukça kötü hava şartlarının sebebiyet verdiği meteoroloji kaynaklı bir kaza kırım olayından bahsediyoruz gibi geliyor. Ben yine bu konuyla ilgili pilot arkadaşlarla yapmış olduğum istişarelerde onların da teyitlerinin meteorolojik şartlardaki ani değişmelerden kaynaklanan bir kaza kırım olma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Peki şöyle dense, yahu havalar açsaydı, toparlasaydı, ondan sonra bu intikal gerçekleşseydi, bu zor şartlarda bu uçuşa yeltenilmeseydi dense ne denir? Şimdi Turgay Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel bir ordu ve uçuşla ilgili standartları var. Yani bir uçuşun icra edilip edilmeyeceğine bundan emin olabilirsiniz ki Yok, orada ben eminim. Ben eminim. Yani böyle sorular dolaştığı için ya tabii da tabii insanların ya aklına evet. ben de emin olmalısınız derken Turgay Güler'i ikna etmeye Biliyorum, çalışıyorum. biliyorum, Turgay, biliyorum. stüdyodaki herkesin hubbül vatan minel iman dediğine bütün cümle alem şahit. Eyvallah. Hani biz de konuyu izahat amacıyla bu kelimeleri kullanıyoruz. Bizi bilen biliyor ama altyazı geçmekte de fayda var tabii ki. Her an manipüle edilebilir. Evet. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetlerindeki özellikle bir helikopterinin bir hudut karakolundan, 8. Kolordu Komutanlığı'ndan, Tatvan'dan veya coğrafyanın herhangi bir yerinden kalkması belli bir brifinglendirme üzerine oluyor. Bu brifinglendirmenin içerisinde hava şartları da var. Yani meteorolojiden temin edilen hava şartları kalkmadan önce yapılan brifingde mutlak surette alınır ve bu uçağın ya daha doğrusu bu helikopterin kalkıp kalkmama kararındaki nihai söz sahibi olan kişi 8. Kolordu komutanımız değildir. Helikopterin pilotudur. Yani profesyonelliğe bu denli değer verir. Yoksa işte ben emrediyorum, kor generalsin, sen beni bu hava şartlarında bile olsun götüreceksin gibi profesyonellikten uzak bir anlayış silahlı kuvvetlerinde yoktur. Dolayısıyla İstisnası vardır. yani mutlaka 15 istisna Temmuz doğru. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanının Aha. o aklıma Eyvallah. geldi. Yani Başkomutan olarak 15 Temmuz direkt hainlerin bir terör saldırısı, bir darbe girişimi, anayasal düzeni yıkma girişimi. Ben silahlı kuvvetlerin içerisindeki işleyişle alakalı olarak söylüyorum. Bu şekilde bir işleyiş yoktur. Dolayısıyla bunun briefingleri verilmiştir, hava durumu da verilmiştir. Ama biz şunu görüyoruz Turgay Güler, yine meteoroloji uzmanı bir arkadaşımla yapmış olduğum istişarede, bölgede özellikle mevsim geçişi dediğimiz kıştan ilkbahara doğru cemrelerin de düşmesiyle çok değişik değişken hava şartları olabiliyor briefingde alınan hava durum raporuna rağmen. Şimdi tabii bunların tamamı senaryo. Bu senaryoya göre helikopter Sayın Kolordu Komutanı ve etrafındaki ekibiyle birlikte ilgili A noktasından kalkışı yapmıştır. Fakat yol esnasında, güzergah esnasında meteorolojinin çok kuvvetli bir rüzgar olabilir, bu kar ve tipi olabilir gibi bir sebepten dolayı yerleşim yerine yakın bir yere belli ki bir şekilde emniyetli bir iniş yapılmak istenmiş. Bu emniyetli iniş esnasında da sert bir iniş meydana gelmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü helikopter belli bir irtifada uçarken takat kaybı dediğimiz motorundan kaynaklanan bir arızadan dolayı
direkt yere düştüğünde genelde yaralı olarak kurtarılan sonrasında iki vatan evladımızı daha kaybettiğimiz için şehit sayımız 11 oldu. Lakin bu 4 yaralının da oluşması mümkün değildi. Dolayısıyla yaralılara baktığımızda ve bir yerleşim yerine baktığımızda kurgulayabileceğimiz senaryo kötü hava şartlarına güzergah esnasında rastlanınca o yerleşim yerine yakın bir yere emniyetli bir iniş gerçekleştirme isteği doğmuş olabilir. Bunun da çok sert bir iniş olması kaza kırımın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş olabilir Turgay Güler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.